Şimdi birkaç şey söyleyeceğim. Öncelikle evet. tabii ki çocuklarımızın alnından öpüyoruz. Gururlandırdılar. O kadar keyifli bir maçtı ki ekran başında. Bizim milli takımımız bu dedim ben. Yani ofansif oynamak bizim kimyamızda olan. Yani top rakip sahada olacak, top bizde olacak. Yani oynayan taraf biz olacağız. Evet. Bekleyen taraf değil. E, bu takımın ruhu kimyası. Bu. Ruhuyla oynadı. Evet yani Hoca Montella çok e, bence iyi bir kadro. iyi bir oyun anlayışıyla çıkınca yani bu takımın kimyasına uygun hareket edince. Bak 1-0 önde olmamıza rağmen Avusturya'ya bir süre e, orta sahayı geçitmedik. İşte gerçek milli takım bu. E, o yüzden tebrik ediyorum. Bir de her ne zaman ben hatırlıyorum bak biz böyle futbolda sporda zaferler elde etsek. Bak hatırlıyorum. Galatasaray Şetel Samak zaferini. Evet. Sen 3-0 ilk maçta yenilmişti Galatasaray deplasmanda. Rövanşta 5-0. Mustafa Denizli yönetiminde 5-0 kazandık. Masa başında maçın iptalinden tut. 3-0 Hükümen Galatasaray yenilgisine tut. Herhalde Neler yok. konuşuldu? Yani şimdi saha içinde yapamadıklarını saha dışında nasıl yaparız? Nasıl çirkinleşebiliriz? Nasıl çirkefleşebiliriz? Çünkü niye? Ee, Avrupa futbol şampiyonusu ya. Kazanan hep Avrupa ülkelerinden biri olacak. Sonuçta biz Avrupa ülkesi gibi algılanıyor Avrupa ülkesi miyiz? Yani Avrupa ülkesi futbol şampiyonasına yani. katılınca Avrupa ülkesi olmuş. Olmuyor. Tamam spor bu. Siyaseti karıştırmayalım diyoruz ama biz karıştırmıyoruz ya. Ya bir ağız tadıyla, bak en başta bir ağız tadıyla şu galibiyeti yaşatmamaya çalışıyorlar. Şimdi e, bu maça damga vurmuş en önemli futbolcumuz Merih Demirhan böyle bir e, işaret yaptı diye. Bu bir semboldür. Hocam bu Türk Türklerin sembolü e bu ya. Bu bir şey değil. Yani. Bak bu sembol. Yani, Bundan kire çekinmesin. Kalp işareti yapsa evet. ne olacaktı? <laughs> Mesela örnek olarak neden <laughs> rahatsız oluyorsunuz? Bak Almanya İçişleri Bakanı Nancy Fizer'ın bir söylemi var. Hadi bunun üzerinden de gidelim biraz. Evet. Ne diyor hocam? Aşırı sağcı Türk sembollerinin stadyumlarımızda yeri yoktur. Stadyumlarımızda yeri yoktur. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ırkçılık platformu olarak kullanılması kesinlikle kabul edilemez. UEFA'nın konuyu araştırıp yaptırımları değerlendirilmesini bekliyoruz. Aşırı sağcı ırkçılık. Ustatlarda yeri yok. Yani her kelimesinde aşağılayıcı. Nasıl bir şey ya? Kaba. Değil mi? İfadeler var. Tabi. Hocam Bozkurt Türklerin sembolü ya. Evet. Yani nasıl bir aşırı sağcı, aşırı sağcılığa yorular. E, Çetnik selamı veriyor Tadiç. Sırbistan'da. Hiç ona kimse bir şey demiyor. Nasıl bir ikiyüzlülük ben anlamadım. Evet yani. yani. yani dediğin gibi bak burada öteki evet. burada ekranda görünen Tadiç. baktığın zaman çok daha değil mi? Siyasi bir değil mi? Ee, bir Tabii şey çetnik. var. işaret var. Bu. <laughs> yani Burada çetlik selam verirken hiçbir sorun yok. Gündeme kimse getirmiyor. Ama bugün bizim milli takımımızın zaferi sonrasında bu... Ya ben ya şöyle alıştım ama kabullenmedim. Kabullenmeyeceğim de tabii ki. Tabii kesinlikle. kabullenmedim, kesinlikle. kabullenmeyeceğim de. Ee, bunu, bunu nasıl kabullenelim? Ee, ama bunlar da vazgeçmiyor biliyor musun? Vazgeçmiyorlar. Bir yerden bir şey bulmaya çalışıyorlar kendilerinden. Bir asıl hizipleştiren, ırçı bir tavır takınan, ötekileştiren, tukaka ilan etmeye çalışan Akil gören kendilerince kibirli bir tavırla her zaman bu anlayış oluştu. Işte. Evet. Bu anlayış vazgeçmediler. İtiraf ediyorlar zaten kendilerince ki asla öyle değil. Ee, i̇nsanlar her zaman dünyanın her yerinde her insan eşittir. Ee, ama kendilerini üstün olarak gören, kibirli gören, e, hep söylüyoruz burada ekonomik sömürgülerle, sömürgelerle ayakta kalmaya çalışan ve bunu kendi stratejileri anlamında bir zenginlik olarak, siyasi ekonomik bir zenginlik olarak kabul eden ahmaklığın bir göstergesidir bu. Bunlar ahmaktır. Bu düşünce yapısına sahip olanlar birer ahmaktır. Bu ahmak kelimesini söylemekten de imtina etmiyorum, etmeyeceğim de. Çünkü vazgeçmiyorlar bu tavırlarından. Şimdi bu işarette ne var ya? Bunu gündem yapacak. Şimdi bütün Avrupa bunu konuşuyor. Bütün dünya bunu konuşuyor şu an. Maçın önüne geçti. Maçın önüne geçti. Yani o kadar güzel bir galibiyet almışız. Evet. Çok güzel, net bir galibiyet. İnanılır gibi değil. Gerçekten. Hocam hatta ben size şöyle bir... Şimdi orada bayrağımızı da... ...dalgalandırsak, sallasak, oradasak... ...o da sorun olacak onlar için yani. O bile tabii, tabii Hocam ben sana burada katkı sunayım... ...bir tarihçi olarak. Her devletin mutlaka bir sembolü vardır. Yani daha hayvan işte... ...Ruslar biliyorsun ayıyı seçmiştir. Amerika'da kartal var. E, Fransa'nın Şeyde... takım formasını göstersinler... Horoz, ...sakın Horoz varsa var. lütfen. Horoz var. Eğer mümkünse bilmiyorum. Evet. Horoz var kocaman evet. ya. Yani şimdi bunların hepsinin böyle... ...her ülkenin bir sembolü vardır. Bir tarihçi olarak şöyle bakıyoruz... ...bozkurt... ...bir siyasi herhangi bir sembol değil... Bozkurt bu Türklerin hatta dünya üzerinde yaşayan bütün Türklerin ortak sembolüdür. Yani şu işaretten bak özellikle ben de böyle yapıyorum ki hani buradan da görünsün. Şu işaretten rahatsız olan kim varsa yani kendi ülkemizde özellikle bunu söylüyorum. Kanından şüphe ederim. Bak kanından şüphe ederim. Niye rahatsız olacaksın ya? Bir siyasi parti sembolü değil ki bu. Bunu bir siyasi parti sembolü gibi yapmaya. Bu bütün Türk dünyasının ortak hareketi. Bunu Azerbaycan'da da yapıyorlar. Bunu Kazakistan'da da yapıyorlar. Bunu bütün Türk dünyasında da yapıyorlar. Ama UEFA'nın iki yüzlüğüne bakar mısın hocam? Diğer tarafta binlerce hatta on binlerce Bosnalı Müslümanı katletmiş e, Sırp ayrılıkçılarının işaretini yapan Tadiç'e herhangi bir şey demiyorlar. E bu da alçaklıktır hocam. Alçaklığın daniskası. Bununla ilgili biliyorsun uluslararası ceza mahkemesi var. Ukrayna üzerinde aldığı hızlı kararlar var ama... E, İsrail Filistin üzerinde aldığı, özelinde e, aldığı kararlar ne kadar yavaş, ve ne kadar anlamsız. Bu çift standart devam ediyor. Yani akıl tutulması yaşayan bir karşımızda artık bir anlayış var. Ya bu anlayışın temsilcileri var. Maçla ilgili bile Avusturya takımının milli takımının teknik direktörü maç sonrası şöyle bir ifadede bulunuyor. Uzatmaya gitseydi biz kazanırdık. Ayoo Ay ne stratejik bir yorum. <laughs> hani favoriydiniz ya?